Evet arkadaşlar, şimdiki biraz önceki cümlelerle yeni öğrendiğimiz cümleleri bağlayalım. Mesela bakın şimdi. Yalnızım iki bir cümle oldu. İkisini birleştirdim. Çok güzel. Bunu La minör'de yapalım. La pentatonik'te. Güzel cümleler. Şu an mesela biraz birleştirelim öğrendiğimiz cümleleri. Evet. Güzel değil mi? Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, önce mi pentatonik'te göstereyim. Şunu biliyorduk zaten. Evet, bu sefer ben çektim. Ne yapıyorduk? Bu sefer ben çektim bunda. Yani şu la'dan da göstereyim. Evet. Şimdi mi'den çalalım önce. Şu pozisyon daha rahat olacak sizler için. Arkadaşlar, bu blues çalarken önemli olan böyle telleri patlatmanız gerekiyor. Yani sert basmanız gerekiyor. Tabii ki yumuşak da çalacağız ama şimdilik yani şu teknik için sert çalıyoruz. Şimdi yumuşak da çaldım. Sert alışın, yumuşak da çalarsınız. Evet. Şimdilik birleştiriyorum. Dedikten sonra şunu çalışın. Yine burada bir sweep picking var. Mi ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Yalnız mi, fa diye, sol, la. Yani inmek yerine şu daha iyi tınlıyor, gördünüz mü? Daha bir arpej. Şu pozisyonda da alabilirsiniz. Ama bu gördüğünüz gibi kötü gözüküyor. Yani bir blues şöyle çalar, şu parmaklarla. Gördünüz mü? Ne yapıyorsunuz burada? Çekiyorsunuz, indiriyorsunuz, pull off ve mi'desiniz. Sonra mi'yi sol'e çektim. Evet, güzel bitiriş. Birleştirelim. Evet, gayet güzel. Her zaman kullanabilirsiniz bu cümleleri. Mesela bu cümlede de ne yaptım? Tekrar la mi'ye geldim. Bunu da öğrenin hemen. Gördünüz mü? Çok güzel. Şu pozisyonda da alabilirsiniz. Bu pozisyonda da. Yine daha önce gösterdiğim, gördünüz mü? Bunları artık biliyorsunuz. Ya da evet, yani serinin başından alırsanız arkadaşlar buralarda daha rahat edeceksiniz. Evet, son kez çalıyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. Mesela bitişlerde de bırakın ki şöyle cümle bitti olsun. Görüşürüz arkadaşlar, iyi bakın kendinize.